Bir kaymakam arkadaşım, genç bir kaymakam dostum, talebem de benim siyasaldan beri. Yeni bir tayini sonrasında mülaki olduk. Çay, sohbet falan. Söz arası gel, bizim hanım çalışmıyor dedi. Çalışmıyor, nokta. Ev hanımı da ondan diyor öyle. Üç çocuğu var biliyorum, biri de hafif özürlü. Bakımı zor. Kaymakam bey, sabah bu gömleği siz mi ütülediniz dedim. Hayır dedi hanım dedi. Biri kundakta çocuğun bildiğim kadarıyla, altını siz mi aldınız dedim. Yok dedi hanım. Onun büyüğü de özürlüydü galiba dedim. Kim yedirdi içirdi baktı ona hanım dedi. Çamaşırı kim yıkadı dedim pazar günü hanım dedi. Yemekleri kim yapıyor dedim hanım dedi. Ve sen diyorsun ki hanım çalışmıyor öyle mi? Çalışan ne yapıyor? Bu insana sen çalışmıyor diyorsan en yumuşak tanımlamayla bu zulümdür. Kendine geldi tabii. Ne diyeyim hocam dedi. Sorulduğu zaman hanımın ne yapıyor, ne iş yapıyor falan diye diyeceksin ki annelik yapıyor. Muhatap anlamayabilir, altını da dolduracaksın. Dünyada bildiğim en ağır işi yapıyor yani. Şahsen ben daha ağır bir iş bilmiyorum. Yani belki tecrübem yetersiz. Yani yaşım müsait, öğreneceğimdir belki. Ama 59 yıldan bu yana gördüğüm şu ki annelikten daha ağır, daha zor bir iş yok. Bir gün tatili yok. Bugün sabah evden çıktım geldim sizlerle röportaj yapacağım falan diye. Sizden sonra da bir görüşme var onu yapacağım falan diye. Diğer günleri saymıyorum. 39 yıl 364 günü geçtim. Sadece bugün. Tatil etseydi hanım ben böyle çıkamazdım. Ve ben tatil ediyorum avukatım diye. Haftada iki gün en az. Yılda adli tatil var 40 küsur gün. Ne çalışıyorum abi ben o bakımda tatildeyim abi. İyi de bir gün tatil etmeden ömür geçiren insana borcunu nasıl ödemeyi düşünüyorsun? Bunu soran var biliyor musun? Bunu Allah sorar. Allah adamı daş eder, daş. Altından kalkılmaz bir hesaptır. Bunu bilmeden, idrak etmeden evlilik yürümez. Gürültü patırtı kesilmez.